Tamam, dön bakalım. Tamamdır, harikasın. Hazır ol bir an önce. Biraz şöyle. Bir saniye. Şöyle tamamdır. Şöyle. Tamam, çıkmaz. Saçları kızlar, dinleyin. Bu koleksiyon aylar süren emek, uykusuz geceler, titiz bir şekilde çalışılma sonucu ortaya çıkmıştır. Ve sizler kaderini belirliyorsunuz. Ne yapıyoruz? Yürümeden adeta süzülüyoruz podyumda. Şimdi sıra sizin. Hem kendinizi ve bu muhteşem kıyafetleri en iyi şekilde gösterin bakalım. Haydi, podyuma doğru yürüyoruz. Hadi. Pardon, pardon. Heyecandan benim tasarımcım, canım tasarımcım. Haydi. Haydi, 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 haydi. You're the vision of everything I want. Oh. It's like we're living a fantasy, baby, you can do no wrong. You give me loving that my body can't handle. I know I'm never gonna wanna flip the channel. Seninle gurur duyuyorum Elif. Teşekkür ederim. Her şey için teşekkür ederim Yıldız. O gün sen bana inanmasaydın belki bugünlere gelmeyecektim ben de. Kız, durduk yere alacaksın şimdi beni. O gece bakınca ne kadar çirkin olduğumu bilmiyorsun sanki. Gel buraya deli kız. İyi ki varsın. İyi ki hayatımdasın. Seni çok seviyorum canım arkadaşım. Ben de seni seviyorum. Podyumu salladın kardeşim. Bu sefer kendini açtın. Artık kimse seni tutamaz Elifçiğim. Kimse seni tutamaz. Bulut. Sevgilim, büyülü müsün herkese? Senin Londra'da olman gerekmiyor muydu? Böyle bir anı kaçıracağımı düşünmüyorsun herhalde ha? Elif, Elif, Elif. 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 Kız Elif! Kalk! Buyur devletçe. Akşam yatmak bilmez, sabah kalkmak bilmez. Yeter! Kalk! Saat kaç? Bak bir de saat soruyor hala. Gerçi doğru. Sen niye kalkıyorsun ki Elif'ciğim? Ben kahvaltını getirebilirdim şöyle yatağına. Yumurtanı nasıl istersin? Az pişmiş, çok pişmiş, kayısı kıvamında. Aa, ama sen niye böyle şimdi yatağını toplamak için zahmet ediyorsun? Hizmetçiye söylerdik, o toplayıverirdi yatağını. Of Gülendam abla, of.
Babanla abin kalkacaklar şimdi. Daha kahvaltı hazır değil. Ben kaldırmasam akşamlara kadar uyuyacaksın maşallah. Yani Gülendem abla, bir sabahta beni darlamadan kendin hazırlasan nasıl olur mesela? Elif! Daha şuncacıktınız geldiniz elime. O gün bugündür saçımı süpürge ettim sizin için. Ama yok. Gene yaranamadım, gene yaranamadım. Yaranırsın. En azından siz doğuran o kadın gibi terk edip de gitmedim sizi. Analıksa en kralını ben ettim be. Yalan mı? Bir daha sakın annemin adını ağzına alma, tamam mı? Sakın Gülendam, sakın. Yazıklar olsun. İçmedim içirdim. Yemedim yedirdim. Ama yok. Gene üveyim, gene üveyim. Yine niye bağırıyorsun sabah sabah Gülendam? Gel Faysal, gel. Maşallah sesiniz öbür mahalleden duyuluyor ama daha kahvaltı hazırlamamışsınız. Hı? Faysal, ben var ya sabaha kadar başımın ağrısından uyuyamadım. Yine de dedim ki kalkayım da şunlara bir şeyler hazırlayayım. Bu senin bu kızın var ya, sen üveysin Gülendam. Haddini bil Gülendam. Anamız değilsin Gülendam. Çekecek çilem var benim, çekecek çilem. Çekecek çilem varmış benim, ben. Ya Allah aşkına ya, bir sabah böyle gürültüsüz, patırtısız güzel bir kahvaltı yapalım ya. Sen bu lafları bana edeceğine o kızına söyle Faysal Efendi. Öğlene kadar uyumuş, hem de değil ne yapmış kadar. Kahvaltı nerede ya? Kapışmaktan kahvaltı hazırlayamamış hanımefendiler. Ne bakıyorsun? Madem sofra hazır değil, ne demeye bu kadar gürültü yapıyorsunuz? Uyuyorduk ne güzel. Elif! Elif, öldük acımızdan, kurban olalım abim, hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbinallah ve nimel vekil. Kızım gene ne yaptın sen yüzüne? Nalburdaki bütün boyaları sürmüşsün. Bu ne hal be? Ya anne şuna bir şey söyle, uğraşmasın benimle. Annem, prensesim. Sen sabaha kadar uyumadın mı yoksa kız? Bu gürültüde uyumak mümkün mü? Bak, bak da gör. Kardeşin sabaha kadar çalışmış da uyumamış. Var mı üstüne? Gördüm. Sabaha kadar çalıştı diyor bir de ya. Al eline makyaj malzemelerini. Sabaha kadar boya kendini, sonra neymiş? Makyaj sanatçısı. Sabır. Ya anne. Bak be kızım sen bu abine. Sabah sabah heyheler üstünde yine. İşsizlik hepten başına vurmuş belli. Ben nereden çıkıyor bu işsizlik mevzu gene zor diye, ne oluyor? Şşş, uzatmayın sabah sabah ya. Ben harbiden çakacağım şimdi ha. Yavaş. Zaten başımız girdi böyle böyle. Elif çayımız bitti kızım, görmüyor musun ya? Gözünün önüne koysana. Elin kolunu tutuyor değil mi İnan? Kendi çayını kendin koy. Bana yükselme Elif. Bana yükselme sabah sabah. Pardon baba, özür dilerim. Ay Elif. Yalnız senin de bu afran tafran son zamanlarda hiç çekilmez oldu artık ha. Ne dedi şimdi abin? Alt tarafı bir çay. Hı. Geldi Yıldız. Bir yemek yedirmediniz ya. Sabah erken kalksan yerdin. Oo, daha hazırlanmamışsın bile Elif. Bir de sen başlama şimdi. Gene Gülendam depremi yaşandı değil mi? Yıldız. Ay aman tamam sustum. Hadi hazırlan. Tamam, hazırlanıp geliyorum. Elif. Bugün senin maaş günündü değil mi? Sen benden daha iyi biliyorsun Gülendam abla. Ama Elif lütfen, geçen seferki gibi böyle yarım yamalak olmasın. Bir sürü borç var ödenecek. Ne oluyor ya? Kendi maaşımdan 3 kuruş almışım, o mu gözünüze batıyor? Elif, anneni dinleyeceksin. Bu kadın bu evi çekip çevirmek için gece gündüz kendini parçalıyor. Kaç tane boğazın burada, farkında mısın? He? Boğaz sayısında zaten sıkıntı yok baba. Çalışan sayısında problem var değil mi İnan? İş var da çünkü biz çalışmıyoruz. Ya, koskoca şehirde bir tek sana iş yok İnan. Bırak seni, işim işi ya, bu kıyafetle mi çıkacaksın dışarı, onu söyle. Ne varmış kıyafetimde? Ne yok ki kıyafetinde? Göbeğin mebeğin her tarafına çıktı kızım. Ben sana 50 kere demedim mi? Bu kıyafetle dışarı çıkılmayacak. Yakacağım en sonunda, o olacak. İnan, yok bir şey kıyafetimde, tamam mı?
Sabah sabah arıza çıkarma. Yalnız bu sefer inan aklı. O kıyafeti hiç olmamış. Sorun kıyafeti değil ki anneciğim, proporsiyonu. Kemik yapısı sıkıntılı, yazık. Bir sabah kapıya geldiğinde beni böyle iple sallanırken göreceksin. Bak sakın şaşırma. Tövbe de kız, ona söz. Ben de bu Gülen'in amcadısı varken, bir de onun ağzına bakan babam varken çok bile dayandım. Elif! Elif! İnan böğürüyor. Ne var ne? Ne kuşturuyorsun kızım beni? Mahallenin ortasında. Günaydın piyaslık soğan bakışlım. Kıldız kes. Elif, bu göbek mebek böyle olmaz. Bu üstündekini değiştireceksin, o kadar. Yok bir şey kıyafetimde, inan. Delirme mahallenin ortasında. Yüreğe adam gibi bir şey giyiyorsun. İnan! Saçmalayıp durma. Kızın kıyafetinde bir sorun yok. Sorun senin kafanda. Karışma sen. Ya ben de şimdi eve gelirsin, ya da seni bu mahallenin ortasında ibreti alem için ağzını burnunu kırarım bak. Senin gibi bir abim varken zaten düşmana gerek yok hayatımda. Bir gün bu mağazalara sadece alışveriş yapmak için geleceğim. Bak, yaz bu dediklerimi bir kenara, sonra demişti dersin. Şuna bak ya, bizim bir yılda çalıştığımız parayı bir günde harcayanları görünce büyük kuruluyorum. Yıldız, bir kere de şükret be kızım. İş bulamayan bir sürü insan var sokakta, bilmiyor musun sanki? Ah benim şükürcü arkadaşım. Ne o abla, neye bakıyorsun? Prensimiz gene geceleri akmış. Kimmiş o? Bulut Bey canım, Bulut Giray. Ay, çok yakışıklı adam be. Kaç senedir burada çalışıyoruz, daha yüz yüze gelemedik. Ah zalim kader ha. Seninki de laf mı şimdi Yıldızcığım? Koskoca patron mağazalarımda dolaşacak. Gerçi dolaşsa ne olacak ki? Kader ağlarını örecek Münevver abla. Sonrası peri masalı. Bütün İstanbul Bulut ve Yıldız'ın aşkıyla çınlayacak. Aramızda bu gece defileye katılacak olan şanslı mağaza müdürleri var Yıldızcığım. Bulut Bey'e mesaj göndermek ister misin? Sendeki de şans abla be. Onca mağaza müdürü arasından sana vurdu piyango. Pes doğrusu. Hadi uzatmayın bakayım, kapıyı açın. Saat geldi. Kız, kapıyı aç. Buna da iki çift laf edilmiyor. Hemen müdürlüğünü hatırlatıyor. Kız, sana ne oldu öyle? Bulut'un ismini duyunca bir rengin benzin attı. Yok bir şey, boş ver. Kız, yalan söyleme bana. Bak, akşama kadar gıdıklarım seni yeminle. Dökün hadi. Tamam, sus. Şey, dün gece ben Bulut Bey'i gördüm rüyamda. Sevgiliydik biz. Öpüştük bile. Kız, sabahtan beri neden anlatmadın? Hasbama bak, hem adamla öpüşüyor hem de hala bey diyor. Kızım sus şimdi, duyacak birisi Allah aşkına ya. Bana bak, yemekte bütün ayrıntıları istiyorum bu öpüşmenin. Anladın mı? Tamam. Merhaba, hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Bir şeyler alacaktım ben. Tabii, buyurun. Alara, 20 dakika vaktim var. 20 dakika içinde buradan ne alıyorsan al. Sonra çıkıp gidelim, tamam? Aşkım ya, beni böyle stres ediyorsun. Sonra ben sivilce çıkarıyorum. Güzelim, yavrum. Hadi git, zaman işliyor. Senin şu maç hallerin yok mu? Hastayım sana. Alara, çık git şuradan. Alo, neredesiniz abi? Tamam, siz mekana geçin. Ben birazdan... Şey, sonra konuşalım mı? Sen burada yeni misin? Daha önce hiç fark etmedim de. 3 yıldır burada çalışıyorum efendim. 3 yıldır burada çalışıyorsun. Şu an kendimden çok utandım biliyor musun? 3 yıldır böyle güzel bir bayan burada çalışıyor. Ben seni daha yeni görüyorum, öyle mi? Kız arkadaşınız kabinde. Birazdan çıkar. Bak ne diyeceğim. İş çıkışı gelip seni buradan alayım. Güzel bir yere gidelim, şöyle etraflıca konuşalım. Muhabbetin kralını yapalım. Bak 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 bak. Bunu sen de hissediyor musun? Aramızdaki elektriğin gerçekten farkında değil misin?
Sende gerçekten vahşi bir cazibe var kızım. Yeter ama. Ben sizin o yanınızda gezdirdiğiniz süs köpeklerine benzemem. Elif Hanım. Elif Hanım. Münevver Hanım sizinle görüşmek istiyor da ben beyefendiyle ilgilenirim. Çok vahşi. Sinir oluyorum böyle tiplere. Biraz zenginler ya, böyle paraları var ya, o zenginlik de babadan yani. Allah'ın bir günü bile çalışmamıştır bunlar. Alın teri nedir bilmezler. Terledikleri tek yer o dünyalar kadar para bayıldıkları spor salonları. Ha oraya da öyle spor yapmaya değil, kız kesmeye giderler pislikler. Formundasın gene, servet düşmanlığı zirve yapmış. Benim derdim hazır yiyicilerle, asalaklarla. Bırak şimdi yiyicileri, içicileri de. Rüyaya dönsen rüyaya. Kızım anlattım ya işte her şeyi, daha ne soruyorsun? Ay bir de anlattım demez mi? Kızım, Bulut Giray'ın ne işi var senin rüyanda? Ben nereden bileyim Yıldız? Rüyadan sual olunur mu Allah aşkına? Sanki ben çağırdım rüyama. Ne deseydim yani? Çık git rüyamdan mı deseydim? Pes. Vallahi pes. Adamı gördüğü yetmiyor bir de öpüşüyor. Vay yere bakan yürek yakan arkadaşım vay. Yıldız. Kız dur. Karpuz kesecektik daha. Kız. Kızlar. Hadi siz de çıkın yemeğe. Ne oldu Münevver abla? Kötü bir haber mi? Kadın fesat. Öyle fesat ki bütün hafta boyunca şişinde yaptı yapacağını gene. Kim ne yaptı? Kötü bir şey mi? Ne oldu? Kaynanamı hastaneye yatırmışlar. Çok geçmiş olsun. Umarım kötü bir şey yoktur. Yok canım. Senden benden sağlam. Hazımsız kadın, hazımsız. Akşam defileyi öğrendi ya. Ne zaman kocamla bir yere gidecek olsak hemen bozuluyor. Yok daha neler. Tanımam mı ben malımı ya? Şekeri fırlamış. Kim bilir o şekeri fırlattırmak için neler yaptı? Defileye gidemiyorsunuz yani öyle mi? Gidemiyoruz. Hastanede kalacağız. İlla gelinim refakatçi olarak kalacak demiş. Çıldırtacak beni bu kadın ya. Biletlere ne olacak peki biletlere? Siz gider misiniz? Ay evet. Evet, evet, evet. Hayır, hayır. Hiç gerek yok. Canım karar verin. Karar verildi. Gidiyoruz. Evet, evet, evet. Ay. Bizimkiler bana hayatta izin vermez Yıldız. Hiç hayal kurma bence. Cidden görmüyor musun ya? Neyi görmüyor muyum Yıldız? Evren sana işaret üstüne işaret çakıyor. Farkında değil misin sen ya? Önce durduk yere Bulut Giray'ı rüyanda görüyorsun. Sonra kozmik bir şeyler oluyor. Müdür defileye gidemiyor. Ve biletleri bize paslıyor. Bize kız, bize. İkimize. E'si Evren bu gece sizin karşılaşmanız için usulca çalışıyor. Evren. Evet. Bulut Giray ve benim için. Evet, evet, evet. Kızım sen iyice kafayı sıyırdın. Bak ben sana söyleyeyim. O değil de. Bu akşam ne giyeceğiz biz? Bizimkiler bana izin vermeyeceği için hiç öyle bir derdim yok Yıldızcığım. Merak etme. O iş bende. İnsan bazen gözünün önündekini göremiyor. Kör oluyor vallahi. Bir dakika, bir dakika. Hayır Yıldız sakın. Mağazadan falan bir şey giyemeyiz biz. Delirdin mi? Artık çok geç. Delirdim bile bak. Bak bak gözlerime bak. İyice bak. Bir deyinin gözleri bunlar. Hiç şansını zorlama bence. İzin vermez ben biliyorum onu. O iş bende. Bana güven. Çabuk dökül. Kıldız. Elif bu gece bizde kalacak. Aa! Gerçekten mi kız? Ne güzel. Başka? O kadar. Kalamaz. Neden? Çünkü canım öyle istiyor. Yürü kız eve. Geliyorum birazdan. Dur kız. Teklifim şu İnan Bey. Elif bu gece bizde kalır. Sen de yarın bu makineyi 2 saat istediğin gibi kullanırsın. Harbi mi lan? Harbi. Bizde yalan yok. Oy benim güzelime bak ya bu. Bana bakın. Sosyal içerikli bir film çevirmeyeceksiniz değil mi kız? Evde duracağınız he mi? İstersen gelir kontrol edersin gece. O galericide çalışan dangoz var ya. Hani sana hasta. O mu ayarlıyor kız bunları sana? Orasını karıştırma istersen. Kabul mü? Anlaştık mı? Göster bakayım şunu bir daha.
Şimdi baba. Hı. Senin de izin olursa Elif bu akşam Yıldızlar'da kalmak istiyor. Aa. Ben olur verdim, haberin olsun. Bir, sen kendi kafana göre karar verme. İki, hayırdır? Zaten bütün gün birliktesiniz. Ne bu şimdi? Şöyle ki şimdi Faysal amcacığım, biz bugün maaş aldık ya. Ben de annem için kumaşlar aldım. Elif de sağ olsun ona bir şeyler dikecek. Onun provasını yapacağız. E gün boyu çalışıyoruz malum. Hem ben gider kontrol ederim baba, merak etme. İyi hadi bakalım, bu seferlik böyle olsun. Ama bak böyle Emir Baki'den hiç hoşlanmam. Hiç sevmem ha. İlk ve son. Söz veriyorum Faysal amcacığım. Gülendem abla. Maaşım. Say istersen, eksik yok. Yok yok. Gerek yok. Sayarım ben sonra.